Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Güzel ülkemizin güzel şehirlerinden Antalya'nın Epez ilçesinden hepinize selamlar olsun. Bakalım tatile gelmiş bulunduk. Herkesi buradan selamlıyorum arkadaşlar. Bir müddet bu şekilde olacak inşallah görüntüde ve seste sıkıntı yaşamayız. Şimdi değerli arkadaşlar üzüldüğüm bir haber maalesef gerçekleşti. Fenerbahçe dışında bir haber ama üzüldüğüm bir haber. Çünkü Premier Lig ekibi Southampton geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lizi transfer ettiğini açıklamış. Bakın Premier Lig ekibi. Premier Lig ekibi Lizi transfer etti. Bu işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Parasını zamanında vermedikleri için sözleşmesini feshetti ve bedava olarak ellerinden kaçırdılar. Abi kim ne derse desin bak Trabzonsporlara göre Uğurcan çok iyi bizimkilere göre. altı çok iyi ama bu çocuk ligin belki de en iyi kalecilerinden birisiydi. İnşallah iyi yerlere gelir dersiniz Mustafa Hoca dediydi dersiniz. Yani hayırlısı. Fenerbahçe BeKO'da Koç Alexander Georgievic'e teşekkür edilerek yollar ayrıldı ki bir duyumumun daha çıkmasının haklı gururunu yaşıyorum açıkçası. Sadece bu şekilde değil arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'de ee, artık geri sayım başladı. Dimitris Itoidis geri sayımı başladı. Çünkü sezon sona erdi ve CSK'dan ayrılan Yunan koç Dimitris Itoidis'i haz açıklamaya hazırlanıyor. Avrupa basketbolunda sezon bitti. Fenerbahçe Beko için de sezon bitti. Artık baş antrenörlük için açıklamayı bekliyoruz arkadaşlar. Ha, Zaten birçok kişi de duyurmuştu, birçok kişinin de e, özel işte son dakika haberi, özel haber sadece bizde var gibisinden e, haberleri vardı. Hatta biz bu birlikteliği yaklaşık 2 aydır bekliyoruz. Bir e, Itoidis, bir isim daha vardı ya, Portekizli miydi? E, tam hatırlamıyorum. Da, hatta bir ara ben şey yapmıştım, iki tane Fenerbahçe'nin aday koçunun maçı diye bir paylaşımda bulunmuştum. E, ben bilmiyorum. Nasıl olur, nasıl eder, nasıl bir koçtur? 1990'da, 1990'dan antrenörlük kariyerine başlamış. 51 yaşındaki Itoidis. 99'da Panathinaikos'ta Obradovic, Panathinaikos'ta Obradovic'in asistanlığı görevine gelip 13 sene bu görevde kalıyor. Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oluyor. Tabii Panathinaikos'tan Obradovic ayrılınca Banvit'le ile baş antrenörlüğe dönüyor. Bir sezon ardından CSK'ya. Ardından 2 Euro Lig şampiyonu, 6 Rusya Ligi. 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde ediyor ve 2 kez Euroleague yılın koşu ödülünün sahibi olmuş. Yunan baş antrenör Obrado için asistan olarak ise 5 kez Euroleague, 11 kez Yunan Lig şampiyonluğu yaşadı diyor. Vallahi Fenerbahçe için hayırlısı olsun da yani ne oluyorsa olsun Fenerbahçe'ye ee, atıyorum Euro Ligi kazansın şampiyon olsun Türkiye Kupası'nı kazansın Futboldakinin adı Türkiye Kupası değil mi ya? Hani anlamıyorum da o kadar da değil de demesinler. Yani inşallah. Şimdi futbola geri dönelim. Hatay Spor 24 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk'la sözleşmesini karşılıklı olarak fes etmiş. Fatih Kurucuk. Şimdi 1 milyon 800 bin euro değere sahip bir stoper, 24 yaşında. Yani ben hatırlıyorum Karagümrük'te sözleşmesi bitecekken Fenerbahçe'nin e, hedefler arasında yer alıyordu. Bir sezon oynadı Hatay'da. 31 maç, 1 gol, 1 asist, 2612 dakika. Yani yaklaşık 2700 dakika. Piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro. İzmir doğumlu 1.92 boyunda stoper. Hani kafamda acabalar var. Kafamda acabalar var ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, Hatay spor bile beğenmiyorsa vardır bir sıkıntı değil mi? Büyük ihtimalle. O yüzden hiç acabalara şey yapmıyorum. Şimdi Fenerbahçemize dönelim. Fenerbahçemiz Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanını bugün, bugünkü antrenmanını salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayıp, bak kuvvet dayanıklılık salonda ardından sahaya geçen futbolcular ısınma dayanıklılık koşullarıyla sürdürdükleri idmanı pas ve taktik çalışmalarla tamamladı. Şimdi birçok kişi buradaki şeyi, pas ve taktik çalışmayı şey olarak algılıyor olabilir. Hocam biz hani Tamam taktiği hemen kurduk. Hemen başlayacak mıyız taktiğe işte. Bu arkadaşlar hemen şey yapacak mı gibisinden. Ya şu anki idmanlar hani şey gibi okulun son haftasında e, 3-5 öğrenci gelir. Lan, bu sinek nereden çıktı? <laughs> 3-5 öğrenci gelir şey yap yapılır ya. Hani normal ders zamandaki gibi. Yakalayayım şey yiyeyim mi? Yakalayıp yiyeyim mi, <laughs> <yiyeyim> mi? sineği? <laughs> Rating alır mıyız? Video viral olur mu? Olursa yakalayıp yiyeyim. Yoksa beyaz kiraz yiyelim. Beyaz kiraz yerseniz beyaz kiraz vereyim. Yoksa kırmızı vereyim. Konya Ereğli kiraz bunlar. Önce Ereğli sonra Antalya'ya geçince böyle oluyor. Bu da bizim Kayseri'nin Ereği. bizim bizimkine bakma Bir... Neyse. <laughs> Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, onu da söyledik. Ama şu an futbolcular deneme aşamasındalar. Sakın ha sakın. Şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Bu futbolcular şöyledir, böyledir demek ki oynayacaklar gibisinden. Mesela ben bazı futbolcuları merak ediyorum. Ee, kolkunun sözleşme fesi. O yok. Samat'ta nerede? Yani milli takım antrenmanda mı? Kampında mı? Oradan çıktı, dinleniyor mu? Mesela Zahit milli şeydeydi. Dinleniyor diye diyebiliyorum. Ferdi, Altay, Serdar Dursun'a keza. Valencia öyle diyebiliyorum. Atilla Salah'ı öyle diyebiliyorum. Kim Minji'yi ee, bugün günlerden ne? Ee, cumartesi. Salı, çarşamba gelir diye bekliyorum. Ee, ama bazı isimlerle ilgili kafamda soru işareti. Hocam Trabzonspor şike mi yaptı? Nasıl yani? Bu soru bana sorulmaya başladı. Arkadaşlar ben şunu bir özellikle belirteyim. Ee, sosyal medyada da şey yapıyoruz. Şimdi Galatasaray hakkında işte Beto şöyle böyle falan filan yazan çizelim. Ben birçok Galatasaraylı arkadaşımı tanıyorum. Çok rahatsız oluyorlar. Aşırı Atatürkçü, aşırı milliyetçi olanlar var. Çok rahatsız oluyorlar. Diyorum ki siz hak ettiniz diyorum. Niye? Yıllarca Fenerbahçe'ye şike, şikeci, şöyle böyle dediniz. Allah da size tokadı vurdu. Siz de şimdi FETÖ'cü diyorlar diyorum. Değiliz diyor. Biz şikecimiz diyorum. Öylesiniz diyor. O zaman biz öylesek siz de FETÖ'cüsünüz diyorum. Ortalık karışıyor. Ya arkadaşlar Hakan Şükür, Arif Erdem oynadı diye koskoca bir camiaya hani böyle demek bana mantıklı gelmiyor. Ha şunu dersiniz. Şampiyonlukta etkisi oldu. Haluk Ulu soysuz soysuz muydu? Soylu muydu? Onun döneminde yapılan şeyler hakemlerin orta sahadan verdikleri penaltılar. FETÖ etkisi diyebilirsiniz. Ona lafım yok ama bu şey doğru bulmam. Şike'ye gelince... 2010-2011 şampiyonu kanırta kanırta tertemiz bir şekilde Fenerbahçe'dir. Bu kayıtlarda var. Ha şunu derseniz ya hocam 1907'den beri Fenerbahçe'ye atıyorum bir maçta hiç mi hakem yardım etmedi? Kesinlikle etmiştir. Ya rakipteki bir futbolcu ulan ben iyi Fenerbahçeliyim. Hani Fenerbahçeliyim ağır bastı bu pozisyonda da hani çok canımı dişime takmayayım demiş midir? İlla demiştir. Hocam haksız yere Fenerbahçe maç kazanmış mıdır? İlla kazanmıştır. O oh, yok. Bizimki kulüp işte Galatasaray, Trabzonspor çok temiz. Bizimkiler yapmaz diyen varsa dünyanın en sahtekar insanlarından biridir. Ya illaki olmuştur. E, bu sezon bu sezonki şampiyonluk hani hak etme belki yüzde bilmem kaçtır ama faktör, hakem faktörü şu bu. Bunlar bak bu mevzuları geçelim. Niye geçelim? Dediğim gibi her takımın hakkının yenildi olmuşsun. Ha, ben yıllardır Fenerbahçe'nin hakkının yenildiğine şahidim. Yıllardır şahidim. En son hakemle ne zaman kazandık diyorlar. Diyorum ki Trabzonspor bir Türkiye Kupası finalinde yenmiştik. Ee, o kupa Trabzonspor'un hakkıydı. Diye. Ya benim kadar delikanlı adam varsa çıksın desin ki şu maçta Fener'in hakkıydı. Mesela bu sezonki Kim Min kırmızı yediği maç. Bir tane delikanlı adam çıksın desin ki o pozisyon kırmızı değildi arkadaş adamların hakkını yedi desin. Ben denk gelmiyorum. Ha bu denk gelirim gelmem o ayrı mesele ama. Şimdi Lafı getirdim Gediğine. Niye Trabzon şikeci diyorum? Arkadaşlara soruyorum. Öyle söylüyorlar. Hocam işte Eren Elmalı ile Doğucan'ı ucuza almışlar diye. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Trabzonspor şu dens filmi neyse onda çok büyük bir kazık yedi. Bak çok büyük bir kazık yedi. Çok büyük. Yani o imza parası falan o paralar saçmalık. Jens Stryger Larsen diye bir futbolcu almışlar. Udinese'den sözleşmesi biten 2 milyon euro piyasa değerinde. Danimarka milli takımında oynayan 31 yaşında. 1.80 boyunda sağ bek almışlar. Ee, hocam hayırsız uğursuz olsun der misin? Ya ben Fenerbahçeliyim arkadaş. Fenerbahçeme ya Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyeyim. Öyle söyleyeyim yani. Hayırsız olsun, uğursuz, olsun dediğim zaman ölsün gebersin manasında söylemiyorum yani. Kullanamasınlar. Yani benim şampiyonluk yolundaki rakibim. Siz ne diyorsunuz? Trabzon şampiyon olsun mu diyorsunuz? Ya da Galatasaray şampiyon olsun mu diyorsunuz? Neyse. Bak 746 dakika oynamış. Kısa bir süre oynamış. Yıllık 1.2 milyon euro maaş. Her yıl 153 bin euro imza parası. 3 yıllık sözleşme. Yani yaklaşık 450 bin euro imza parası. 3.6 da e, yıllık ücretten. 4 yılı 4 yıllık şey 3 yıllık toplam 4 milyon 4.2 gibi bir şey düşünün. Yıllık 1.3 milyon euro gibi bir şey var. Çok da değil yani. 1.350 çok da değil. Danimarka milli takımda oynadığı için. Burası sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor'un şikesi ne dediğim zaman Eren Elmalı için 3.6 artı KDV. Doğucan Haspolat için 1.2 artı KDV. Buna şik ediyorlar. Şimdi öncelikle belirteyim. Benim e, hani Fenerbahçe takımım. Başka takım tutmuyorum. Yani başka takım tutmuyorum derken tabii ki de işte Kayseri Spor memleketimin takımı bir sempatim var. Yıllarca maçına gittim ettim. E, ne bileyim Türk milli takımını tutarım. Avrupa'da oynasın bizim Türk takımından desteklerim. Ama şimdi şunu anlayın diye söylüyorum. Fenerbahçe kimliğimle konuştuğumu anlayın diye söylüyorum. 3.6 artı KDV ne demek? YouTube hesabından belirteyim. O da böyle. 3 milyon 600 bin euro. Bölüyorsunuz bunu 100'e. Çarpıyorsunuz bunu 18'de. 648 bin euro yapıyor. Artı 3 milyon 600 bin euro dediğiniz zaman 4 milyon 248 yapıyor. Yani yuvarlama 4.250. Bu Eren Elmalı'nın şey, e, heh, Eren Elmalı'nın doğucan için 1 milyon 200 bin euro bölüyorsunuz 100'e çarpıyorsunuz 18'de 216 bin euro artı 1.2 ile de topluyorsun yaklaşık yani 1 milyon 416 binde 1.4 diyelim 1.4 doğucan bu parayı vermiş Yıllık ücret olarak Eren'e yıllık 7.3 milyon TL, Doğucan'a 6.4 milyon TL, Sonraki sezonlar için iki oyuncu da enflasyon oranında zam alacak. 7.3 6.4. Sadece burada yıllık ücret babında mesela bence Eren daha fazla almalı, Doğukan Doğucan daha azalmalıydı. almalıydı. Hani oranladığın zaman 3 katı değerinde bir futbolcu gibi. Transfer marketlerine bakalım. Ee, şimdi 2 milyon euro gösteriyor Doğucan. 1.4 e almış oluyorlar. Orada Hollanda şeyi doğumlu. 22 yaş Bence yüksek yıllık ücret, düşük maaş almışlar. 34'te de maça çıkmış. Eren Elmalı'ya gelelim. 3.2 milyon euro zaten piyasa değeri. Yani bu adamı 4.250'ye almış oldular. Yaş 21, 22 olacak onda Temmuz'da. Sol bek, sağ bek, sol önde oynayabiliyor. Anlaştık mı? Anlaştık. 35 maç, 1 gol, 4 asist, 2685 dakika. Arkadaşlar burada şike tam olarak ne diye soruyorum? Hocam bizden Kasım bizden 6 milyon euro istedi. Bu şerefsizlik değil mi demişti? Bakın. Ben Allah'tan korkan Fenerbahçeli bir öğretmenim. Sıradan bir insanım. Ben burada defalarca duyum verdim. Dedim ki Eren Fenerbahçeli dedi ki Fenerbahçe'yi e, gitmem için bana kolaylık sağlayın. Herkesten 6 milyon euro isterlerken bizden 3 milyon euro istediler. Bu duyumu en az 10 kere söylemişimdir. En az 10 kere. Yani bizden 3 istediler. Bizden 3 istedikleri adamı 4-250'ye satmışlar. Ben buna şike edemem ki. Yani Trabzonlular yanlış anlamasın. Keriz silkeleme falan da değil bu. Başka bir şey. Öyle denk gelmiş öyle satmış. Bu bir ticaret. Doğucan. Bak arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kasımpaşa herkesten 6 isterken bize 3'e ver, 3'e verebileceğini söyledi Eren'in ama biz çok pahalı bulduk. Almadık dedik. Nova'yı takasta teklif ettik. Kabul etmediler dedim. Bunların hepsinin duyumunu vermedim mi? Verdim. Verdim. Ya vermesem şey. Doğucan Aspolat. Biz Doğucan'ı, Muleka'yı, Umut Bozo'yu çok ciddi bir radardan geçirdik. Belki Umut Bozok için bir şey söyleyemem. Şu an duyumlar karışık. Belki bir bakmışsınız Fenerbahçe almış ama Umut Bozok için dedim ki iyi bir Galatasaraylı. Hani ne Fenerbahçe'ye ne Beşiktaş'a ne Trabzon'a yar olmaz. Hani oynamaz yüreğine diye. Onu şey dışı sayıyorum. Doğucan'ı biz izledik. Scouting yaptık. Ee, hani şey göremedik. Almaya değer bir performans göremedik. Doğruya doğru. Muleka için de öyle. Şimdi Doğucan için 1.4'te umurumda değil. Doğucan için de kaç istediğini bilmiyoruz. Belki 1 milyon euroya bırakacaktı Fenerbahçe'ye. <laughs> hani 3 ona 1 ona ver 4 milyon euro al git diyecekti. Bizim takasta işte Lemos'u Nova falan kabul etseydi belki biz alacaktık. Yani uzun lafın kısası bu olayda ben şikelik bir şey göremiyorum. Ha Trabzonsporlu Galatasaraylı Beşiktaş'ta arkadaşların ağıtları zılgıtları vardı. Ne diye işte Fenerbahçe'ye Tiyam'ı bedava verdi. Lan belki Ertuğrul Taşkın'a da bedava verecek. Gerçi Ertuğrul kendi bon servisini kendi alacak ya yoksa 3 3 milyon TL falan alacağı var alacağını bırakıp bon servisini alıp gelecek. Bunda da bir sıkıntı yok. Mesela Trabzonspor Abdülkadir parma parmakçı, <laughs> Abdülkerim parmakçı diyor da. Kadir parmağı bırakmış mesela Fenerbahçe'ye gelse, şike mi diyeceksiniz? Bırakmış bitmiş. Şimdi Tia bize bedava verdi mi? Verdi. Aynı Kasım paşa. Galatasaray'a o Fatih e, neydi Fatih Öztürk müydü kaleci? Onu bedava vermedi mi? Donk'ta güzellik yapmadım. Hani ben yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Epey kıyak geçmiş oldu. E Beşiktaş'a bir şeyler yaptı. Şu Babel transferinde yanlış mı biliyorum. Babel transferinde e, bir bakayım hele. Yani yanlış olmasın ya. Babel transferinde Beşiktaş'a bir kolaylık sağladı diye hatırlıyorum ama yalan olmasın şimdi. Şey altında töhnet altında kalmayalım. Kasım pa yok. Bir dakika Beşiktaş'a değil. Kasımpaşa'dan al ayna gidiyor iki buçuğa, Oradan Deportivo'ya. Deportivo'dan Beşiktaş'a bedava geliyor. Tamam bu o değil. başka bir olayı var. Sonra Fulham'a ikiye satıyor Beşiktaş. O Galatasaray'a bedava alıyor. E, vesaire vesaire. Şimdi Beşiktaş'a biri vardı ya. Aklıma gelmedi ya. Aklıma gelmedi. Dedi. Ama bir, yani şunu demek istiyorum uzun lafın kısası. Bu adam dört büyük takımın dört büyüğüne de bir şeyler yapan bir takımdan bahsediyoruz. Yani de Trabzon içinde bunu yapmış. Eğer kıyak diyorsanız normal, şike diyorsanız değil abi. Şike dediğin olay başka bir şey. Bak Doğucan'ın maddesi olur Eren'in. Trabzon şampiyon olsa 2 milyon euro alır diye. Ha Cagne'de hatırladınız mı? Öyle bir maddesi vardı. Cagne Galatasaray'a gitti. Kasımpaşa sürpriz bir şekilde yenildi Galatasaray'a. Ne dediler? Ne dediler? şike dediler, şu dediler, bu dediler. Fenerbahçe-Başakşehir. Ne dediler? İşte e, İrfan Canan sözleşmesinde madde var. Fenerbahçe şampiyon olsa 1 milyon euro verir diye. Fenerbahçe yenince türediler. Yenilseydi öyle bir madde hiç konuşulmayacaktı. Arkadaşlar kafanızı bulandırmayın. Bakın. Şunu kimse inkar etmesin. Evet dört büyük takım şampiyon oldukları senelerde belki de her şampiyon olduklarında illaki. ki illa ki hakem hatalarına maruz kalmıştır lehlerine. Ama bu dört büyük takımın haklarının da yenildiği çok olmuştur. Fenerbahçe'nin geçen iki, geçen sezon iki Trabzon maçında hakkı yenildi. Yenilmediğin yalan söyler. Aynı Fenerbahçe Adana Demirspor maçında komediden penaltı çalındı. Ya bir şey yaparken eğriye eğri doğruya doğru diyelim. Bak Uğurcan Çakır. Uğurcan'ın menajeri bir cümle kurmuş. Normalde almayacaktım ama almam lazım. Bu cümleyi konuşmam lazım. Arkadaşlar çok tepki görüyoruz. İnanılmaz küfürlü yani her Trabzonspor taraftarı aynı değildir de bize denk gelenler maalesef herhalde Allah'tan dinden kitaptan Kur'an'dan bir haberler yani anneleri babaları falan herhalde yok ölmüş İşte sokakta falan yaşıyor herhalde bize denk gelenler öyle ya insan evladı denk gelmiyor doğru düzgün ya ana avrat sövüyor ya sen şöyle dedim böyle ne demişim diyorum demişim ki işte Trabzonspor bize Fenerbahçe'ye futbolcu satmaz demişim yani sövüyor lan mal Satmaz. E, Trabzonspor Abdülkadir Ömür Fenerbahçe'ye verir mi? Vermez. E, bunu dedim diye küfür edecek mi? ne var? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den işte Altay Bayındır alt, şey, Trabzonspor transfer eder mi? Etmez. E, bunu dedim diye de mi söyleyecek? Ya aşağılık bazı zihniyetler. Ha hepsi aynı değil. Benim çok samimi dostlarım, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Sağ olsunlar e, en zor zamanda yetiştiler. Neyse Uğurcan'ın menajeri demiş ki Uğurcan'a 4 büyük ilgi var. Uğurcan'ın bon servisi 10-15 milyon euro arası olur. Üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricindeki çok takip edilmiyoruz. Milli takımlarımızın C liginde olması bir dezavantaj diyor. Bakın Uğurcan Çakır için. E sorsam ee, yanlışım yoksa Süper Lig'in transfer market değeri en pahalı oyuncusu diyebiliyorum. 18 milyon euro. Bak 18 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 26. Ve ben çok büyük iddiada bulunuyorum. Altay Bayındır satılacak olsa Uğurcan'dan daha fazla paraya gider. Ve Altay'ın gideceği maksimum 15. Hatta 15'te de değil maksimum 13 milyon euro. Varın gerisini düşün. Adam doğru konuşmuş. 10-15 arasında demiş. Bu iyimser tablo 12'yi geçmez. Geçmez. Biz kendi kendimizi şişiriyoruz. Biz saçma sapan tartışmaların içine girip kendi kendimize şişiriyoruz. Bak Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. Yani aynı Beşiktaş gibi average takım olur çıkar gelir. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kendi kendimize konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin tek avantajı ne biliyor musunuz? 12 numara taraftar. Taraftar gücü. Kombine tükenmiş ya. Kombine tükenmiş. Fenerbahçe taraftara teşekkür ediyor. 35 binin üstünde kombine satılmış. 2 günde ya 2 günde. 2 günde ya 1,5 günde daha doğrusu ya. Nasıl satın aldınız vicdansızlar? Nasıl aldınız? Yaklaşık 25 milyon euro. Süper Lig şampiyonluğu 16 milyon euro ha. 25 milyon euro kar. Bak 25 milyon euro Fenerbahçe kazancı var. Hani kombinalar ortalama 5000'den falan baz almışlar. Hesabını çıkarmışlar 9.6 milyon euro. Localar ortalama 90 bin eurodan baz almışlar. 9 milyon euro falan filan. Yani 9 milyon eurosu loca parası. Bilginiz olsun loca parası 2023'e kadar banka temlikli. Eğer bu bankalar konsorsiyum anlaşmasıyla şey yapmazsak 9'u orada ama 16 milyon euroluk bir kullanabilir hareket alan elde etmiş Fenerbahçe. Helal olsun. Ama Fenerbahçe yeni sezon öncesinde istekli, heyecanlı, coşkulu. Yani 2022-23 sezonda özden duyulan şampiyonluğun gelmesi için Başkan Ali Koç ve yönetimi tarafından gerekli zemin şu anda oluşturulmuş durumda. 3-5 transfer daha yaptığında iş bitecek. Dünya çapında teknik direktör transfer de hızlı başlanıldı. Kombineler tükendi. Belki burun ayarını sakatlanmasa 3. kap belki değil kesin yapıldıydı şimdiye. Bu arada da e, öğrenci tribün kombineleri 22 Haziran'da satışa çıkacak. Öğrenci arkadaşlar yaklaşık e, 1907 ila 3000 arasında bir kontenjanınız var diye biliyorum ama yanlış olmasın. Ama Fenerbahçe'nin şu anda 25 milyon euro kasasına girmiş durumda. Sıcak keş para. Fenerbahçe borçlarını TL'ye çevirdiği için bunu 16 milyon 25 milyon euro olarak değil de TL borcunu kapatmak olarak düşündüğünüz zaman çok ciddi bir gelir yani yaklaşık 500 milyon TL'den bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin zaten 6.2 milyar kurcu var. Düşünsenize 6.2'den 500'ü düşürdüğünü. Düşürmesine de gerek yok. Zaten Fenerbahçe bu sezon ana para değil, sadece faiz ödemesi yapacak. Seneye ana para ödemesi yapacak. Bu Pazartesi günü açıklanacak harcama limitlerinde Fenerbahçe'nin işini kuvvetlendirir. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için troll bir açıklama vardı. Yani gerçek bir açıklama değil. İşte İngiltere'de, Wembley'de yapılsın, oraya bütün herkes gelsin, 90 bin kişi izlesin. Bir kere 90 bin kişi izlerse bunun 55 bin, 60 bin, en az 60 bin Fenerbahçe taraftarı olurdu. En az 60 bin Fenerbahçe taraftarı olurdu. Ne derseniz deyin, ister inanın, ister inanmayın. Hangi Avrupa'ya gidildiğinde Türk taraftarlarının, taraftarının, e, Türk takımlarının taraftarları yalnız bırakıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez daha fark etmez. Bak Trabzonspor uzun zaman sonra belki e, Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile UEFA gruplarına kalacak diye biliyorum. Hani statü gereği, şey gereği. Bak Trabzon Avrupa'da maç yaptığı zaman dikkat et. Fenerbahçe formalı, Galatasaray, Beşiktaş formalları bakın tribünde. Bu, bu trolde ama Polonya'da oynanacak maç Wroclaw Vros şehrinde bulunan Tarcineski Arena Stadyumunda oynanacakmış. Enteresan bir stadyum. Bunu da orada Polonyalı bir duyumcu vermiş. Yani inanın şimdi var ya bak, Polonya'da oynanacağına kimse inanmaz. Ha. İnanın kimse inanmaz. Öyle bizim taraftarımız. Rolci. Son olarak da Denayer ve Arnavutovic Türkiye'de miymiş? Ee, Türkiye'ye mi gelmişler? Ne yapmışlar? Arnavutovic 2024'e kadar sözleşmesi var. Zaten geçen sene almışlar. 33 yaşında. Ee, Bologna Şangay Sıbkı'dan 3 milyon euroya almış geçen sene. Keşke Fenerbahçe alabilseydik ama alamadık. 34 maç 2790 dakika. 15 gol 1 asist. Yani benim tabirimle 31 maç 15 gol 1 asist. Denayer'e gelince arkadaşlar bakın benim bilgim yok. Yani bana gelen bir duyum yok Fenerbahçe ile ilgili. Denayer Fenerbahçe için mi geldi? Hiçbir bilgim yok. Ama Beşiktaş ile ilgili e, yakıştıranlar var, yakıştırma yapanlar var. Denayer 14 milyon euro piyasa değeri var. O bildiğiniz Galatasaray'daki Denayer 28 Haziran 95 doğumlu 26 yaşında. Bakın 26 yaşında. 26 yaşında. Anlatabiliyor muyum? 26 yaşında. Ve e, 26 yaşındaki bu oyuncu yani 26 yaşındaki bu oyuncu Fenerbahçe baş teknik direktörü Jorge Jesus. Yani Jorge Jesus Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus çok sevdiği istediği bir oyuncu deniyor. Bakın yaşı 26. Demokratik Kongo asıllı Belçikalı oyuncu. Sözleşmesi bitmiş durumda. Boşta. Olimpik Lyon'un topçusu. Galatasaray kiralamıştı zamanında. Oradan City'ye döndü. City'den Lyon 10 milyon euroya aldı. Etinden sütünden faydalandı. Bilmiyorum şimdi ne olur. 21 maça çıkmış. 3 gol 1 asist 1450 dakika. Şimdi boy 1.84. Ben çok iyi hatırlamıyorum Galatasaray'dayken ama kız var demek ki belli bir ölçüde. Belçika milli takımda stoperim. Fenerbahçe'ye gelsin ister misin? İsterim. Açıkça söyleyeyim isterim. Sağ ayaklı sağ stoper oynayabilir. Kim Minji'nin durumu meçhul Gider gitmez ee, yani tuhaf ne olur ne olmaz hep birlikte bakıp göreceğiz ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Rodrigo Chayo diye bir stoper var. Flamengo'dan. Bak Rodrigo Chayo. Rodrigo Chayo. 17 Ağustos 93 doğumlu 28 yaşında. Trasena doğumlu Edun'un memleketten. Brezilyalı. 1.83 boyunda. Brezilya milli takımının 5 kez formasını giymiş. 5 milyon euro piyasa değerine sahip. 31 aradık. 2023'te sözleşmesi bitiyor. Yani 1.5 senesi var. İtalyan pasaportu da var. Sağ ayaklı stoper. Bu sezon 8 maça çıkmış. 608 dakika. Bu arkadaşı ölü ee, 7 milyon euroya almışlar zamanda da 7 milyon euroyu biz veremeyiz. Yarı fiyatının biraz daha önemeyeceğiz. Yani ee... Uzun lafın kısası Denayer beklemeyin ama Rodrigo Kayu'yu, hani olur ya tuşlara basarsın e, getirmeye çalışırsın. Bu arkadaşı bekleyebilir misiniz? Bence bekleyebilirsiniz. E, ama dediğim gibi Denayer ve Arnavutovic ile ilgili benim bir bilgim yok, bir duyumum yok. Jesus'un çok istediği bir isim ama bir bilgim yok arkadaşlar. Kimseyi de kandırıp kimsenin de şeyine girmenin hakkına girmenin lüzum yok. Herhangi bir bilgim yok. Ama Jesus'un çok istediğini biliyorum. Fakat bakın <laughs> üstüne basa basa söylüyorum. He, sen yarın diyeceksin ki ben ilk bilenler, ben ilk ilk bildim değil. Ben bunu denay yeri bir, bir ay falan önce konuştuk. Yine böyle söylediler. Hocam sözleşmesi boşa çıkıyormuş. İster misin Fenerbahçe'ye diye. Yani isterim. Jesus'un da istediği bir isimdi ama çok isteseydi zaten bir aydır hallederdik. Bir aydır şey yapılmazdı. Başkasına sarkmaz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Antalya Kepez'den herkese selamlar olsun.